TV19'da ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ağrı Doğu Beyazıt'tan gelen acı haberle başlıyoruz bültenimize sevgili izleyiciler. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada birer şehit oldu. Bir uzman çavuş da yaralandı. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki Gürbulak sınır kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri, sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir erle bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğu Bayazıt Doçent Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı. Terör örgütü PYD-PKK mensuplarınca Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytindalı Harekatı kapsamında yerli üretim SİHA ile bombalanarak yerle bir edildi sevgili izleyiciler. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Kurni Dağları'nın en yüksek zirvesini teröristlerden temizledi. Terör örgütü PYD ve PKK mensuplarınca Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytindalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracıyla bombalanarak yerle bir edildi. Öte yandan Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan ve 12. gününe giren harekatta TSK ve ÖSO birlikleri, saat 12 sularında Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD ve PKK'dan almıştı. Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesiyle terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu. 12. günde Afrin'in 5 beldesinde 19'u köy, 1'i köy altı yerleşim ve 6'sı stratejik dağ ve tepe olmak üzere 26 nokta örgütten kurtarılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 22 hedefin imha edildiği kaydedildi. Açıklamada 712 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Hatay'ın Hassa ve Reyhanlı ilçesi karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, savaş uçakları ve topçu birliklerince ateş altına alındı. Darmık Dağ çevresi havadan yoğun şekilde bombalanıyor. Afrin'deki teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ya ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor. Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgede dumanlar da yükseliyor. Bu arada sınır hattına sevk edilen çok sayıda iş makinesinin bölgede çalışması da sürüyor. Kilisle Hatay hudut hattında yer alan terör örgütü PYD ve PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik fırtına obüsleriyle başlayan bombardıman yerini hava bombardımanına bıraktı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD-PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen 4 ayrı roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Doğru, tehlikeli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytindalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, sabah saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe mahallesindeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra da aynı mahallede başka bir eve de roket düştü. Öğle saatlerinde ise aynı mahalleye 2 ayrı roketli saldırı daha oldu. Atılan roketler boş durumdaki eve ve yola isabet etti. Her 4 olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Saldırılarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu. Güvenlik güçleri olay yerlerinde inceleme yaptı. Basın mısın şef? Doğru, tehlikeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Soçi zirvesi, Afrin ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Alo, Rusya'nın prezidenti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Отлично, все очень хорошо. Я звоню вам. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye ile ilgili son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunulan görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz değerli dostumun şahsında törende hazır bulunanlara... Erdoğan ve Putin, Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan bazı sorunlara rağmen elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Ekonomik ve siyasi ikili ilişkilerimiz açısından da karşılık... Anayasa Komitesi kurulması konusunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin Astana'nın yanı sıra Cenevre süreci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladı. Rusya sahip olduğu geniş doğalgaz kaynakları ve güçlü altyapısı... Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'de yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye'nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin'le bilgi paylaşımında bulundu. Gelecekte tamamlanması beklenen büyük çaplı projelerle... Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin öneminin altını çizen iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit etti. Diğer birçok konular için de daha sonra görüşmek üzere ben de sizlere iyi günler diliyorum. Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Selamlar. Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Hariri ile baş başa görüştü. İkili ardından kameralar karşısına geçti. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada Afrin operasyonunun işgale dönmemesi gerektiği uyarısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi. Fransa'nın düşüncesi sakat, işgal yok dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile baş başa görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme bir saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, hem baş başa hem heyetler arasında Türkiye-Lübnan ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bölgesel konuları enine boyuna görüşme fırsatı bulduk. Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonunun Türkiye'nin güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Az önce de ifade ettim, Türkiye'nin güvenlik sorunudur en başta. İkincisi de oradaki terör örgütlerinin yaşayan, huzur içinde yaşayan Araplara, Kürtlere, Türkmenlere yaptığı zulmün sona erdirilmesidir. Yani nasıl Suriye'de DAEŞ'e karşı bütün operasyonlar gerçekleşiyorsa Afrin'de de biz DAEŞ, PKK, PYD, YPG'ye karşı bir operasyon yapıyoruz. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı için işgale dönerse bizim için gerçek bir sorun olur diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi. Eğer Fransa meseleyi böyle alıyorsa onların Suriye'deki yaptıkları faaliyeti de aynı şekilde değerlendirmek lazım. Esasen bu temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye'nin bir işgal mantığı içerisinde
hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Bunu Fırat Kalkanı'na bakarsak görürüz. Fırat Kalkanı operasyonuyla 3600'den fazla DHD'yi etkisiz hale getirerek orayı terörden temizleyen ve Suriyelilerin bugün 130 bine yakın Suriye'nin yaşadığı, 160 bin öğrencinin tekrar eğitime başladığı huzur ve barış içerisinde bir alana dönüştürdük. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı harekatındaki Minbiç ve Cerablus ve Azes hattında 2000 kilometre karelik alana bakmaları yeterlidir. Başbakan, Türkiye'nin güvenliği için operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Milli güvenliği gereği yapması lazım gelen harekatı yapar. Bunun için de başka ülkelerden izin almak gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan hem Suriye'de hem de Irak'ta hududumuz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermemek bakımından bundan sonra da devam edebilir. Bunun da bilinmesinde fayda var. Antalya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen açığına değindi. En fazla açığımız Marmara bölgesinde dedi. Bakan Yılmaz, ikili eğitime 2019 sonuna kadar son vermek istediklerini de söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Antalya'da konuştu. 2003 yılından bu yana 584.288 öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 904.679 öğretmen görev yapmaktadır. Kamunun yaklaşık 3 milyon memuru var. Bunun 1 milyona yakını, 1 milyondan fazlası bizim bakanlığımızda. Öğretmen açığına değindi. En fazla açığımız Marmara bölgesinde dedi. Ülkemizin her bölgesinde norm, kadro, öğretmen doluluk oranlarını birbirine yaklaştırdık. Doğu Anadolu'da öğretmen doluluk oranı %92'nin üzerinde, Güneydoğu Anadolu'da %90'ın üzerinde, ülke genelinde ise %90'ın üzerinde. En fazla öğretmen açığımızın olduğu bölge Marmara bölgesi, İstanbul. Ama 10. Kalkınma Planı'ndaki o ihtisas raporunda ise bölgeler arası eşitsizlik giderilsin derken Doğu'da ve Güneydoğu'da öğretmenin olmadığını, dolayısıyla da oraya daha çok önem verilmesi gerektirirken onların batıya yaklaştırılması ifade ediliyordu. Bugün batıda öğretmen açığı var ama doğudaki oran söylediğim gibi Doğu Anadolu'da %92, Güneydoğu'da %90. Bakan Yılmaz ikili eğitime 2019 sonuna kadar son vermek istediklerini de söyledi. İnşallah devlet-millet işbirliğiyle en kısa zamanda 58 bin dersliği de tamamladığımızda 2019 yılı sonuna kadar da ikili eğitime son vereceğiz ki eğitimin kalitesini biraz daha artıralım. CHP Merkez Yönetim Kurulu hafta sonu yapılacak 36. olağan kurultay öncesi son kez parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Toplantının ardından sözcü Bülent Tezcan kameralar karşısına geçti. Gündeme dair açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar, bir başka önemli tartışma konusu. CHP sözcüsü Bülent Tezcan kameralar karşısına geçti. Özgür Suriye Ordusu'nun Kuvayi Milliye'ye benzetilmesine ilişkin konuştu. Özgür Suriye Ordusu'nu tarihimizin en şanlı ve şerefli direnişlerinden birisi olan Kuvayi Milliye hareketiyle özdeş göstermek. Sadece bizim tarihimizin değil, bütün mazlum milletlerin direniş tarihinin en önemli örneği olan Kuvayi Milliye hareketiyle Özgür Suriye hareketini bir görüyorlar. Tezcan, Zeytin Dalı harekatına dikkat çekerek Lozan'a işaret etti. Çıktı, biz Afrin'de Zeytin Dalı harekatıyla vatanımızın güvenliğini savunuyoruz.
Biz bunu savunurken hangi vatanın güvenliğini savunuyoruz? O vatanın tapu senedi hangi senet? Lozan Anlaşması. Afrin'de güvenliğini savunduğumuz, korumaya çalıştığımız askerimizin eli tetikte, göğsüz cephede mücadele ettiği harekat, Lozan'la tapu senedi alınan vatanı koruma harekatı. Siz Lozan'ı küçümseyerek, Lozan'ı tartışmaya açarak Afrin'deki Zeytin Dalı harekatının gücünü zayıflattığınızın farkında mısınız? Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Kürcü'nün istifa etmesinden sonra boşalan belediye başkanlığı görevini belediye meclisi içerisinden yeni başkan seçilene kadar Ahmet Yabacıoğlu yürütecek. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Belediye Meclisi Başkan Vekili sıfatıyla Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yabacıoğlu'nun Belediye Meclisi içerisinde yeni başkan seçilene kadar belediye başkanlığı görevini yürüteceği belirtildi. Şehrimizin büyük bir ihtiyacını karşılamış durumda. 10 gün içerisinde belediye meclisi toplanarak 2019 yerel seçimlerine kadar görevi sürdürecek olan belediye başkanını seçecek. Yurt dışındaki, yurt içinde, diğer illerde olan, bizim ilçelerimizde olan hemşehrilerimizde. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Kürcü'nün istifa etmesinin ardından yeni belediye başkanının belirlenmesi için çalışmalar başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, parti teşkilatlarının gerçekleştireceği temayül yoklaması için kente geldi. Temayül yoklamasının sonucu parti üst kurullarıyla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, parti teşkilatlarının gerçekleştireceği temayül yoklaması için kente geldi. Temayül yoklaması öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erol Kaya, tartışılan süreçle ilgili bazı yanlış bilinenleri düzeltmekte fayda olduğunu belirtti. Türkiye'de 1397 belediyenin 884'ü AK Partili, 20 bin belediyenin meclis üyesinde 11.500'ü AK Partili. Şimdi AK Parti'de bir kısım belediye başkanlarının istifalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın görevden alınmaları sanki mukayese edilir gibi bir tablo var. Bu çok fevkalade yanlıştır. Türkiye'de hatırlanırsa yani doğudaki birçok belediyenin terör unsurlarına destek vererek görevden alındığı atmosferde aynı zamanda AK Parti belediyeler de görevden alındı. Yani teröre destek veren HDP'li belediyelerle aynı zamanda teröre destek verdiği tespit edilen AK Partili FETÖ yapılanması içerisindeki belediyeler ve MHP'li belediyeler de görevden alındı. Kaya, Çorum Belediye Meclisi'nin kendi içinde bir meclis üyesini başkan seçeceğini ve 2019 Mart ayına kadar da belediye başkanlığı görevini seçilen kişinin sürdüreceğini belirtti. Çorum'la yeni meclis üyelerimiz içerisinde bir arkadaşımızı 2019 Mart'ına kadar görev yapmak üzerinde bir ön çalışmasını partimizin ana kademesi, gençlik kolları, kadın kolları, belediye meclislerimiz ve merkezdeki il genel meclislerimizin birlikte istişaresini yapacağız. Buradaki değerlendirmeyi de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimiz kuruluna arz edeceğiz. Erol Kaya, 10 gün içerisinde kanunen sürecin tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi. Yani bir belediye başkanlığı makamı boşaldığı andan ya da İçişleri Bakanlığı görevden aldığı andan itibaren 10 gün içerisinde kanunen süreç tamamlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla bir İçişleri Bakanlığı görevden alıyorsa ki demin saydım hem AK Partili hem CHP'li belediyelerle ilgili görevden alınan yerlere belediye başkan vekili seçiliyor. Yargı süreçleri tamamlanıp beraat edip geri dönme ihtimali olabilir veya mahkum olup yerine yeniden seçim yapabilir. Ama burada Çorum'da ve diğer yerlerde olduğu gibi belediye başkanı seçeceğiz. Süreç 10 gün. Dün başladı. Dünden itibaren 10 gün sayın. 10 gün içerisinde vali beyin meclise davet edeceği gün olacaktır. Yerine de meclis başkan vekili zaten vekalet ediyor. İl Başkanı Mehmet Karadağ ise Kaya'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Bugün biz dünkü gelişme üzerine temayül yoklaması yapacağız parti içerisinde
ve Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza sonuçları başkanım tevdi edecekler. İstişarelerini yap, ona göre süreci götüreceğiz. Ben bu vesileyle Sayın Başkanıma saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Temayül yoklamasının sonucu parti üst kurullarıyla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Evet. CHP Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere parti binasında kameralar karşısına geçti. Gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP İl Başkanı Ali Rıza Suludere, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün görevini bırakmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İl Başkanı Suludere, belediye başkanlığına aday çıkarıp çıkarmayacaklarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Süreç belli olsun. Şu an vali bir atama yapıyor. Birinci başkan vekilini atayacak büyük bir ritmen. Bir hafta diyor içinde yasa diyor. Bir hafta içinde parti kurmaylarımızda, genel merkezimizde, belediye meclis grubumuzda, ilçe yönetiminde görüşüp gerekli düzenleme yaparak ona göre hareket edeceğiz. Ali Rıza Suludere konuşmasında erken seçim çağrısı da yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'muz, genel başkanımızın demokratik teklifini Çorum'dan tekrarlıyoruz. Buyurun meclis genel kurulunda anayasa değişikliğini yapıp erken yerel seçimler yapalım. Halk atanmış belediye başkanları tarafından değil, kendi iradesiyle seçeceği belediye başkanları tarafından yönetilsin. Farklı günlerde, farklı semtlerde kurulan pazarlar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor sevgili izleyiciler. TV19 Haber Merkezi çarşamba pazarının nabzını tuttu. Domates, biber, patlıcan. Semt pazarları farklı mahallelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Meyve ve sebze tezgahları adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Domates, biber, patlıcan. Taze sebzelerin kolaylıkla bulunduğu çarşamba pazarında kimi pazarcılar satışlardan memnun. Şükürler olsun. Yetiyor. Çünkü pazarcı azından geçinmeye bilen adamlar hepsi. Bugün iyi. Neler satıyorsunuz? Tezgahımızda meyve çeşidi bizim. Portakal, elma çeşitlerimiz var. Fiyatlar uygun. 1,5, 2, 2,5. İyi, çok şükür. Benim iyi de benim kendi üren ürünlerim. Bahçem var. Eleminde. Biz Eşenşehirliyiz. İyi, güzel. İyi. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. 1 lira. 1250, 1,5 geri dönüyor portakal. 1,5 deyince. İyi, havanın durumuna göre havalar iyi olduğu zaman satış da iyi oluyor. Satışlar güzel. Allah bereket versin. Neler satıyorsunuz? Fiyatlar nasıl? Patates, soğan, sarımsak satıyoruz. Kimi ise satışların durgun olduğunu söylüyor. Çok kısıtlı satışlar. Ekonomi çok yüksek. Kimse almıyor. 2 lira diyeyim ben misketin hakikisini almıyorlar. Pazarların büyük marketler pazarları bitirmiş durumdalar şimdiki. Yani millet kartlarından aldığı için öteberileri, kartına alışveriş yaptıkları için pazarlarda rekabet azaldı yani. Eskisi gibi yok pazarlarımızda. TV19 mikrofonlarına konuşan vatandaşlar pazar fiyatlarını değerlendirdi. Fiyatlar nasıl? Çok güzel, uygun. Yani mevsim şartlarına göre uygun. Yani bu mevsimde portakal 1,5 lira. Patates 1 lira, soğan 50 kuruş 1 lira. Elmalar 1,5 lira. Çok uygun yani şartlara göre. Yani bence uygun. Tabii kişinin bütçesine göre de değişir. Fiyatlar nasıl? Pahalı. Çok ucuz hesapla vallahi. Biraz pahalı. Pazar alışverişi yaptınız mı? Ha, köyden geliyorum, Eskekin'den. Peki fiyatlar nasıl? Normal yavrum, yazdan ucuz. Vatandaşların ihtiyaçlarının değiştiği gibi pazara ayırdıkları bütçeleri de değişiyor. Toplam alışverişinizi kaç lirayla tamamlıyorsunuz? Mesela 50 en fazla ben, hani evde kimse olmadığı için öyle pek fazla almıyorum, bana da yetiyor. 20-25 lira civarında ortalama değişiyor. 100 lirayı çıkaracaksın gözünden haftalık. Pazar alışverişinizi ne kadara mal ediyorsunuz? 30-40. Bu zamanda bu para çok iyi. Olmayana zor Allah. Çarşamba pazarı renkli görüntülere de sahne oldu.
Çorum'da kuyuya düşen yavru köpek. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpek gözetim altına alındı. Evet, bir 10 metrelik derinlik köpek kuyuya düşmüş. Yavru bir köpek. Çorum Eski Ekin mevkiinde yol kenarında bulunan boş su kuyusuna düşen yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler inceleme yaptı. Su kuyusunun çok derin olduğunun anlaşılmasının ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Tamam, lambalar bitiyor. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri kurtarma operasyonuna başladı. İp yardımıyla kuyuya giren itfaiye eri yavru köpeği sepete koydu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Şunu ver bir, şunu bir tutana şey sen. Tamam, elini çek. Onu tut bir. Tamam. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğin Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alındığı belirtildi. Evet. Çıkarttık. Başka bir şey. Şuranın üstünü var ya. Çorum'da 16-17 Şubat'ta halk oyunları yarışmaları yapılacak. Konuyla ilgili halk oyunları hakemi Ümit Erben konuştu. Çorum'da halk oyunları hakemi Ümit Erben, okul sporları faaliyetleri kapsamında 16-17 Şubat tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda il birinciliği ve kulüpler arası yarışmaların yapılacağını duyurdu. Okul sporlarında birinci kademe, ikinci kademe ve lise olarak 3 kategoride yapılacak. Bunlar da hem geleneksel düzenlemeli hem de geleneksel düzenlemesiz dal diye iki farklı dalda yapılacak. Böyle bir yarışma organizasyonumuz var. Tüm halkımızı 16-17 Şubat tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda halk oyunları ziyafeti izlemeye davet ediyoruz. Erben, halk oyunları kültürünü yaşatmak için idarecilerden ve ailelerden destek beklediklerini ifade etti. Kültürümüzü yaşatmak için il idarecilerimizden ve ailelerimizden biz destek bekliyoruz. Ailelerimizden beklediğimiz destek çocuklarını bizim faaliyetlerimize göndersinler. Bizim derken okullarda yaptığımız, kulüplerde yaptığımız faaliyetlere göndersinler. Bunların derslerine etki edebileceğini hiçbir zaman düşünmesinler. Hep pozitif yönde katkı sağlayacaktır, buna inansınlar. Ve bunu da kendileri de gözlemlesinler. Gelecek kuşaklara biz bunları insan yoluyla aktaracağız. Yoksa sadece bir kayıt olarak Göktürk kitabeleri gibi bırakırsak olmaz. Biz bunu yaşatarak bırakacağız. Düğünlerimizde, toylarımızda bu halk oyunlarımız oynanmaya devam edecek. O yüzden ailelerimiz ve yöneticilerimiz bunlara sahip çıksınlar. Çorum Beden Öğretmenleri Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Baki Aygün de derneğin Gençler Kültürünü Yaşatıyor projesi hakkında bilgi verdi. Projemiz iki basamak. Birinci basamakta mevcut derlenmiş ve yöremizde oynanan halk oyunlarının müziklerini yeniden stüdyo ortamında kayıt altına alınması ve daha izlenebilir Çorum yöresi halk oyunlarını sergileme noktasında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlileri ve TRT sanatçılarının seslendirmiş olduğu bir Kültür Müdürlüğü katkıları bir albüm yapıldı. Ve bu albümde çalınan Çorum yöresi müzikleriyle bu 17 Şubat'ta yapılacak olan kulüpler yarışmasında bu sene çalışmaya başlamış olan yetişkin ve yıldız ekiplerimiz gösterilerini, Çorum yöresi oyunlarını yeniden sergileyecekler. Yani olan oyunları yeniden yorumlayacaklar. Güzel bir çalışma oldu. Aygün, vatandaşların halk oyunlarını öğrenmeleri için açtıkları kurslara da farklı mesleklerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini dile getirdi. Geçen sene düzenlemiş olduğumuz kursa 150'nin üzerinde öğrenciden, öğretmenden, ev hanımından, farklı meslek gruplarından insanlar yoğun bir şekilde talep gösterdiler. İlgi var. (Gülüyor)
Ayaklarında paten bulunan 3 çocuk Çorum'da Gazi Caddesi'nde toplu taşıma otobüsünün arkasına tutunmaya çalıştı. O anlar trafikteki bir izleyicimiz tarafından kaydedildi. Kaskları ve korumalıkları bulunmayan çocukların kazaya davetiye çıkaran o görüntüleri geliyor ekranlara. Çorum'da ayaklarında paten bulunan 3 çocuk, şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak Gazi Caddesi'nde ilerliyor. Kaskları ve korumalıkları bulunmayan çocuklar kazaya davetiye çıkarıyor. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntülerde 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıyor. Çorum'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları ve Zaman Gazetesi'nin kapatılmasına yönelik Çorum Adliyesi önünde düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ ve PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kapatılan çeşitli sendika ve derneklerin üyesi oldukları, ayrıca Bankasya'da hesapları bulunduğu belirlenen 13 zanlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen sosyal politikalarda gönül adımları projesi kapsamında Samsun'da çalıştay düzenlendi. Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın Hakkari, Tekirdağ, Erzurum. AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen sosyal politikalarda gönül adımları projesi kapsamında Samsun'da çalıştay düzenlendi. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Çalıştay'da bir konuşma yaptı. Özellikle insani kalkınma için ekonomik kalkınmayı hedeflerimiz arasına koyduk. Ekonomik kalkınma bize birlikte sosyal kalkınmayı beraberinde getirdiğini biliyoruz. Özellikle siyasi istikrarı ekonomik istikrar getirdiğini, ekonominin büyümesiyle de sosyal politikalara ayrılan bütçenin büyüdüğünün farkındayız. 2002 yılını hatırlatan Çalık, sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan bütçelere dikkat çekti. 2002 yılındaki Türkiye'de sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ayrılan bütçe sadece 1.6 milyardı. Sadece 1.6 milyar 2002'deki sosyal yardım ve sosyal hizmet bütçesi. Bugün baktığımızda tam 50.6 milyarı sadece sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ayırmış vaziyetteyiz. Sosyal koruma bütçesi denilen bütçe 2002'de hiç yoktu. Bugün baktığımız Türkiye'de sosyal koruma bütçesi tam 335 milyar. Sağlıktan sosyal güvenliğe kadar ayırdığımız bütçeyle biz sizlere hizmet etmeyi hedefledik. Öznur Çalık, sosyal yardımlarla hedeflediklerini sıraladı. Sosyal yardımlara vermiş olduğumuz desteklerle birlikte bireyin refahını artırmayı hedefledik. Ailelerin refahını artırmayı hedefledik. Toplumun refahını artırmayı hedefledik. Sosyal refah ve sosyal adalet en temel hedeflerimiz içerisindeydi. Bu vesileyle sosyal koruma bütçemizle birlikte, sosyal yardımlarımız, sosyal hizmetlerimizle birlikte sosyal güvenlik kapsamını da %69'lardan %100'lere ulaştırdık. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan bugün Türkiye'de hemen hemen hiçbir vatandaşımız yok. Herkesi sosyal güvenlik kapsamı içerisine aldık. Sosyal devlet olmanın gereği ve getirisi olarak. Daha sonra toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri AK Parti Genel Merkezi'nin hazırladığı anket kapsamındaki soruları cevapladı. Politikalarda gönül adımları Samsun'u dinliyoruz.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar yağışının görüldüğü bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Sevgili seyirciler, ilçede ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yol temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Tokat, Erbaa'da yüksek kesimlerde etkili olan ve yer yer 40 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ilçe özel idare müdürlüğü ekiplerince İkizce, Yurtalan, Usta Mehmet, Kuzköy, Grup Köy Yolu güzergahında karla mücadele çalışması yürütülüyor. Erbaa İlçe Özel İdare Müdürü Zeki Ahmet Karabıyık, 1400 rakımlı Sancar Yaylası'ndaki çalışmaları yerinde denetledi. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 152 1919 numaralı WhatsApp ihbar hattımızda bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haberin bu akşamda sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Mutlu akşamlar.